Uzun uzun yıllar önce ormanın derinliklerinde küçük yaratıkların yaşadığı gizli bir köy vardı. Onlar kendilerine Şirin derlerdi. Çok iyiydiler. Ve sonra korkunç büyücü Gargamel vardı. O kötüydü. Aa, Şirinlerle nefret ediyorum. Sizi yakalayacağım. Yıllarca uğraşmam gerekse bile hepinizi yakalayacağım. Hepinizi. Bu sizi yakalayacağım. Elbet bir gün. Gerçekten de öyle. Evet, ben de biraz çiçek toplarım. Benim de bütün şirinlere özel bir sürprizim olacak. Merhaba Obur, bizimle gelmeyi deneyebilir misin? Gelemem Şirin'e. Yarınki festival için 100 tane pasta pişireceğim. Buyur gözlükle, bu bir sürpriz. ne hoş! Şirin baba her zaman der ki, istemesen bile almalısın çünkü bu sana onur verir ve büyük önem taşıyabilir. Şirin baba haklıymış, eminim bu onu memnun etmiştir. Aa, bu çok harika bir belge. Aa, tanrım. Aa, bu bir insan oku. Bende su var güçlü. Sakar o suya dikkat et. Sağ ol Sakar. Aa, güçlü! Sakar! İnsanlar değişiyor! Saldırın! Saldırın! Katılıyorum. Gelin köye gidip onları uyarmalıyız. Pasta, pasta. 100 tane pasta yaptım. Bazısı benim, bazısı değil. Ben bu dünyanın en başarılı ressamıyım. Evet. La 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 la. Ha, küçük şirinlerim ne kadar da mutlular. İmdat! Ay. Ay bu da ne? İnsanlar değişiyor! İnsanlar değişiyor! Aynam! Tablom! Kafam! Pastalarım! Alarm verin! Alarm! Alarm! Çabuk! Çabuk saklanın, çabuk! Ağaçlara saklanın, çabuk! Ağaçlardan da, oyuklardan da nefret ediyorum. Hadi kovuklara, hadi! Hadi, saklanın! Şimdi herkes sessiz olsun! Şirin baba her zaman der ki... Pastalarım, güzel pastalarım. evim. ...98, 99 ve 100. Köyümüz yıkıldı ama hiç olmazsa bir aradayız. Peki şimdi biz nerede yaşayacağız?
Peki aynen ne olacak Şirin Baba? O olmazsa ben asla var olamam. Ben de mutfaksız yapamam. Ben açım. Uykum var. Ben de susadım. Şirinim kırıldı. İntikam istiyorum. İntikamdan nefret ediyorum. Ne intikamı? İntikam mı? Ya hayır sevgili Şirinlerim. İnsanlar kötü şeyler yaptı. Ama eminim askerlerin bizden bir haberi yoktu. İnsanlar neden dövüşüyorlar Şirin Baba? Bilmiyorum Sakar. Her zaman bir nedenleri oluyor sanırım. Ama şimdi asıl önemli olan köyü yeniden inşa etmek. Çok başarılısın usta. Bu hızla gidersek yeniden köyümüze kavuşuruz. Ondan sayacak! O deliği kapat! Onu oraya çek! Duvarı boya! Şirin babanın dediği gibi... Çalışmak mutluluğun anahtarıdır ve herkes de elinden geleni yapmalı. Evet. Herkes elinden geleni yapmalı. Resimse resim, elden ne gelirse. Ama bir an önce şövalyelerin yıktığı köyümüzü onarmalıyız, öyle değil mi? Hatırlattığın için sağ ol şair. Sadece yardım etmeye çalıştı güçlü. Evet evet, biliyorum Şirine. Ben de bir sürpriz hazırlayayım, çok yakında büyük bir sürprizle karşılaşacaklar. Şey, ben sahip olduğum her şeyi kaybettim. Biz de öyle. Şu zavallı obra bir baksana. Sokakta yemek pişiriyor. Herhalde yüreği sızlıyordur. 100 tane pastam yok oldu. Bence onlarla hesaplaşmalıyım. Kimlerle? Şövalyelerle. Hiç ama güçlü. Biz elime kadar hafifiz. Halbuki onlar hem güçlü hem de 60 kişi. Şövalyeler. Bu yüzden dediği Şirin'e başarabiliriz. Ne yöne gittik deli gördüm. Bize birkaç Şirin daha lazım. Ve hoş bir sürpriz. Şu insanlar için çok 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 hoş bir şey. Bakalım bir şey yapabilir miyiz? Yuhu Şirin'le. Bize mi seslendi Şirin'le? Bize mi seslendi Şirin'le? Gördünüz mü? Size bu yöne gittiklerini söylemiştim. Abi, peki ama onları şirinleyince ne yapacağız? Ders vereceğiz. Hepsi bu. Şşşt. Ay peki şimdi ne yapacağız? Gidip atları da şirinleyeceğiz tabii ki. Atlarını şirinlemek mi? Atlarını şirinlemek mi? İşte Şirin'e. Hadi şimdi iş başına. Özel sürprizimi denemek için harika bir yer. Sürprizlere bayılıyorum. Hey şakacı, şakacı bu işe yarayacak mı sence? Bekle, ipini çeker çekmez sürprizim hazır. Hey atlar, kaçıyorlar. Dikkat edin. Hey geri dönün. Geri dönün! Hey fena değil! Şirin sen iyi misin? Usta bizi buradan kurtar! Hey acele etme! Daha vaktimiz var! Tırmanarak çıkmayı deneyin çabuk! İşe yaramıyor usta! Dayanın sizi çıkaracağım! Biri atları çözmüş olmalı! Ama efendim kimseyi görmedim! Dayanın! Kalka 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 sevgili Şirinler, daha yapacak çok işimiz var, inşa edeceğiz, edeceğiz. Bakalım yapacağız, ikilik içeceğiz. Kalka kalka kalkın, hadi artık kalkın, hadi kalkın! Şirin baba, Şirin baba, çok korkunç bir şey oldu Şirin baba. Nasıl yani usta?
Şövalyelere baskın yap. Şövalyelere baskın mı? Sıcak, çok daha güzel. Obur, bu haldeyken nasıl yemek yemeyi düşünürsün? Aa, neler oluyor? Ay. Buna kaynama denir. Kaynama mı? Kaynama demek ateşe konan bir sıvının 220 dereceye ulaşması demektir. Mesela şu kazanı ele alalım. 10 dakika sonra fokur 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 diyecek. Şimdi en iyisi acele etmek. Şirinleri ve şirineyi kurtarmak. Aksi halde hepsine yazık olur. Ya evet, onun için çok acele edelim. Hiç zaman kaybetmeyelim. Umalım da çok vahşi insanlar olmasınlar. Burada bekleyin, ben onlarla yalnız konuşurum. Sonunda kaçan atları yakalayabildik efendim. Güzel güzel, onları bağlayın da yemek yiyelim. Hey, atlar yine kaçıyor. Tutun, tutun. Hadi. Kaçmasına izin vermeyin. Tutun onları. Hadi hadi, acele edin. Aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı. Siz peşiniz askerleri şirinlemeye çalışacaktınız. Unutmayın, bütün şirinler bir şirinin davranması gerektiği şekilde davranacaktı. Ama nedense tıpkı insanlar gibi davranıyorsunuz. Hadi sizi dinliyorum, bana gerekçe göstermeniz gerekecek. Bütün hata bendeydi Şirin Baba. Hayır, büyük şirin fikir benden çıktı. Hepsi benim hatamdı Şirin Baba. Ben de özel bir sürpriz hazırladım. Kimin fikri olduğu hiç önemli değil. Hepiniz suçlusunuz ve umarım gereken dersi almışsınızdır şirinlerim. Evet Şirin Baba. Peki öyleyse, yemeklerimizi yiyelim, sonra da işimizin başına dönelim. Yemek mi? Yemekte ne var Şirin Baba? Bilmiyorum, yemeği aptal şirin pişiriyordu. Yemekte salçalı çorba var. Çorba mı? Hey, sizin neyiniz var? Yoksa yanlış bir şey mi söyledin? Evet. Salçalı çorba sevmediğinizi nereden bilebilirdim ki?